Merhabalar, kurumlardan bu haberleri geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz. Bu videomuzda Nevin Hadacı Yemek Kültürü Vakfı burs başvurularını ele alacağız. Kimler başvuru yapabilir, burs miktarı nedir bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Öncesinde sesimizi daha çok kitlelere duyurabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle kanalımıza abone olmayan %75'lik kısımdaysanız mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Bursumuzun kapsamına baktığımız zaman her yıl seçilecek olan bursiyerlere Mayıs ayından başlayacağız yıllık başarı takibi ile aylık 500 TL nakit desteği sağlanacaktır. Burs seçim kriterlerine baktığımız zaman 4'lük sistemdeki not karşılığımızın en az 3, 100'lük sistemde ise 80 olması gerekmektedir. Eğitim almış olduğunuz iki kişiyi referans göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Öğretmeniniz olur, öğretim görevlisi olur, profesör olur. 2 kişiyi referans göstermeniz sizlerden istenilmektedir. Bir mutfakta en az 30 gün ve üzeri sürede staj yapmış olmak ya da çalışmış olmanız isteniyor. Bu mutfaklardan kendi hakkında bir bilgi talep edebilecek iki referans sağlamanız istenilmektedir. 30 yaş altında olmalıyım. Niyet mektubunda durumunu, vizyonunu ve aktüelliğini öz ve etkileyici bir şekilde dile getirmeniz sizlerden istenilmektedir. Kimler başvuru yapabilir dediğimiz zaman üniversitelerin aşçılık programı ya da gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde kayıtlı olan örgün eğitimdeki tüm ön lisans ve lisans öğrencileri başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştireceğiz ve süreç nasıl ilerleyecek diye soran arkadaşlarımız için burs başvuru form formunu eksiksiz bir şekilde dolduracağız. Neden bu bursu istediğimizi açıklayan bir niyet mektubu yazacağız. Onaylı not durum belgesini üniversitemizin öğrenci işlerinden talep edebiliriz. Fotoğraf ve eklemek istediğiniz diğer evraklarla birlikte oluşturduğunuz burs başvuru dosyasını tarayarak elektronik halini e-posta ile birazdan belirteceğim adrese göndermeniz gerekecektir. Belgeler nasıl taranır bu konuyla ilgili video kanalımızda mevcut. Ayrıca kartları da bırakacağım. Sizler başvuru yapacaksanız ilgili belgeleri taratarak e-posta yoluyla göndereceksiniz arkadaşlar en az 3 kişiden oluşan bir komisyon adayları değerlendirecek, seçilen öğrencilere bilgi verilerek gerekli resmi evrakları talep edecekler ve gerçek evraklar teslim alanında ödemelerde başlayacaktır. Son başvuru tarihimiz 7 Mayıs, komisyonun değerlendirme tarihi 11 Mayıs, nihai sonuçların bursiyerleri açıklanma tarihi 12 Mayıs. Bizler de gerekli duyurularımızı yapacağız. Çünkü hem burs başvurularını hem de bursların sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Burs ödeme tarihi ise her ayın 15'i olarak belirtilmektedir. Temin ettiğimiz belgede burada bir belirtilen mail adresine göndereceğiz arkadaşlar. Ben gerekli linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linke tıklayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ve ilgili dosyalara bu alandan erişebileceksiniz. Süreç içerisinde eğitim alanında her zaman sizlerin yanında olduğumu paylaşarak hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.